Esselamu Aleyküm. Değerli Radyo BD ve Furkan FM dinleyici gönül dostlarımız. Hoş geldiniz. Bu akşamki okuma saati bölümümüzde yine bütün fikrin gerekliliği, iktidar, siyaset, hareket isimli Salih Mezebeyoğlu'nun eserinden devam ediyoruz. Rabbim anlamayı, anladığını idrak edip yapabilmeyi beceren kullarından eylesin inşallah. Toplayıcı hüküm. Doğru düşünce olmadan doğru düşünce faaliyeti olamayacağı gibi, doğru düşünce olmasaydı doğru düşünce olmadan doğru düşünce faaliyeti olmaz düşüncesi de olmayacak. Varılanın doğru olup olmadığının bilinememesi bir yana, ne düşünce ve ne de doğru diye bir şeyden söz edilemeyecekti. Son tecritte mutlak fikrin gerekliliği. Usul ve metot. Kainatta her şeyin her şeyle alakası içinde, bir şey söylemek için her şeyi, bütünü söyleme, hayatın her an yeniliği içinde her şey söylenemeyeceğine göre, bütün fikir, mutlak fikire uygun söyleme şartı açık. Bu bir bedahet. O halde, bütün fikrin gerekliliği gibi bir mevzuyu ele alırken, mutlak fikre uygun söyleme şartı göz önünde tutulmazsa, doğrudan doğruya, bütün fikir, mutlak fikrin kurulması gibi bir işe davranılmış olur ki, yukarıda işaretlediğimiz hakikatten dolayı böyle bir abes kendiliğinden görünüyor. Mutlak fikre uygun söyleme şartını doğrudan doğruya mutlak fikrin gerekliliği bahsine tatbik ederken, eşya ve hadiseyi İslami bir ruh ve anlayışla değerlendirebilmenin muhakeme usulünü ve bu muhakeme usulüyle demetlenmiş meseleler sergisinde mevzumuzu belirlaştırma yolunu tutmuş oluyoruz. Kader sırrı. Yaz, kış, yapraklarını dökmeyen ağaç cinsinin tabiliği içinde hiçbir insan yoktur ki ruhunun mihrak noktasında şu kader sırrını duymamış ve varlık çekirdeğindeki öz olarak onu düşünmemiş olsun. Şuurlu veya şuursuz. Şu var ki her insanın içinde yapraklarını dökmeden taptaze duran bu vakıa, her şeyin aslına ve esasına nüfus sancısı çekenler için acısından devenin dudaklarını çatlatan ot gibi daima zehirle pişmiş aş şeklinde yakıcı bir tesir göstermiş, muvazaacı olmayan Allahsızları cinnete sürüklerken, iman ehlini zuhrunun şiddetinden gayip hikmetinin önüne getirmiştir. Doğrudan doğruya kader sırrında tecelli eden Allah'ın azameti. Bu sır çerçevesinde beşeri sistemlerin ne muhteva ve ne de metot olarak kainat ve insanı mutlak olarak izah edememelerinin ve hiçbir zaman da izah edemeyeceklerinin sebebi bellidir. Çünkü her sistem belirli bir zamanda kendine empoze eden ihtiyaca çözüm getirme çabasının ürünüdür ki, çözüm için kendini teklif eden sebeplerin sentezi halinde tarihi bir yeri vardır. Bu bir tespittir. Sır, müphemlik, müphemlik. Yaşayacağımız en güzel ve derin duygu sırrı duymaktır. Ve bütün gerçek ilmin kültürü budur.
Bu duyguya yabancı olan ve merak edip hayranlıkla dolmayan insan ölüden farksızdır. Derinliğine inemediğimiz şeyin gerçekte var olduğunu, kendine en yüce bilgi ve ışıklı güzellik olarak ortaya koyduğunu ve bizim yetersiz zihni yeteneklerimizin onun ancak en ilkel biçimlerini anlayabileceğini bilmek. Bu bilgi ve bu duygu gerçek dindarlığın temelindendir. Bilginin bilinmezden devşirilen olduğunu anlayan ve bilinmezin olmadığı yerde insan için bilgiden bahsedilemeyeceğini kavrayan, hem kendisine nispetle kuşatan hakikatin sır olduğunu, hem de kendisindeki bilginin gerçek mahiyetinin sır ve sırra bakan müphemlik ifade ettiğini görür. Sır idraki. Yeri geldikçe hecelenecek sebeplerle ifade edeceğim büyük hakikat şudur. Kesin hükümden ve olur olmaz her şeye dır ve tır demekten kaçınınız. Bizler sırlarla dolu bir kainatta bir rüyanın rüyasını görmekteyiz. Ve gerçekte bildiğimiz hiçbir şey yoktur. Sezişlerimizin, kavramlarımızın, tecrübe dışı fikirlerimizin içine gömülmüşüz. Bir şeyler hayal ediyoruz. Oysa bildiğimizi sandığımız şey sadece hadiseler, fenomenlerdir. O hadiseler ki bilmediğimiz bir obje ile asla bilemeyeceğimiz bir sujenin birbirlerine ilgisinden doğmuştur. Böyle bir bahsi kainatta insanın durumu olarak, yani kaderi olarak alırsanız, buraya kadar üzerinde durduğumuz hususlardan insanın hem kuşatan bir bütünlüğe mensup oluşunu, hem de bütün faaliyet şekilleriyle sürekli yeniden bütünlüğü aranmak, hayat durumunu anlarsınız. El atılan ve el atılacak her meselenin nihayetinde ortaya çıkan, bütün fikrin gerekliliği keyfiyetinin ilk eşik taşı olarak kader sırrını almamız, hem insan ve hem de geniş manasıyla kuşatan hakikatini idrak aksiyonunda ilk düsturun sır idraki olması gereğini açıklar. İnsanın yeri. İnsan kendisini bütün tabiattan ayırıp, ki bu onun mahiyetine ait insan olma hareketidir, tabiatı kendisine obje, nesne yaparsa, o kendi kendine dehşetle sorar: neredeyim? Benim yerim neresi? Artık etrafını çeviren dünyanın bir parçası olduğunu söyleyemez. Çünkü onun malum kaderinin gerçek varlığı, kişiliği bu zaman mekana bağlı dünyanın varlık şekillerinden çok üstündür. Bu çevrilme ile o mutlak hiçlikin imkanlarını bulur ve yeniden sorar: neden bir dünya var? Niçin ve neden ben varım? Dünya, ben, Allah bilgisi arasındaki bu bağın varlığın temelinden gelen kesin gerekliliği bir kere kavransın. Burada artık sadece mutlak vasfı verilebilecek olan Allah, kendi başına var olan varlık, binlerce çeşit şekle bürünür. Bu mutlak varlık alanı ister yaşamaya, ister bilgiye açık olsun yahut olmasın, İnsanın varlık yapısına tıpkı onun kendisini ve dünyayı bilmesi gibi bağlıdır. Bu çerçevede insanın hem kader ve hem aksiyon şeklinde kendi nefsinde yaşadığı ve onu kendi kendine böldüren ve yediren hayatı. Varoluş ve düşünce. Varoluş, müşahhas, şahsi ve uyanık insanın hayatıdır. Uyanık insanın hayatının en açık sorumluluğu içinde sürdürdüğü bir bölümüdür, bir parçasıdır. Ancak varoluş,
üzerinde düşünmeye elverişli değildir. Onu düşündüğümüz anda ortadan kaldırmış oluruz. Kendini düşündürmeyen bir şey vardı diyebiliriz ancak ki o da şu, var olmuş olan. Kavranamayan olağanüstü bir şey ki ona ancak sezerek ve inanarak yakınlaşabiliriz. Öyleyse varoluş akılüstü bir şeydir. O kavramlarımızla yakalamaya çalışır çalışmaz elimizden kaçıp gider. O halde varoluş tezatlı bir şeydir. Ancak düşünmeden önce veya sonra ancak tutkular ve hareketlerle bir an için onu yakalayabiliriz. Bir anlık. Birdenbire olan parlama içinde onu görebiliriz. Büyük ruh hareketlerinde ve tutkulu hareketlerde mantıki düşünce çözülür, kaybolur. Düşünmek ve varoluş birleşemez. Düşünme ve varoluşun bu şekilde nitelenmesi hem mutlak fikrin insan aklıyla kurulamazlığını hem de mutlak fikrin insan faaliyetine hitap etmesi için ne olması gerektiğini ve onun vasıflandırılışını gösteriyor. Bunu doğrudan doğruya Allah kelamından göstermek, tüme varımcı faaliyetin tümden gelime nispetini de göstericidir ki, şu, bunda kalp sahibi olan kimse için muhakkak öğüt vardır. Bu, kalbin türlü suretleri ve sıfatları kabul ederek bir halden bir hale geçmesi dolayısıyledir. Allah, akıl sahibi için demedi. Çünkü akıl bağdır. İşi tahdit ile tek bir esasa bağlar. Halbuki hakikat kendi nefsinde böyle bir tahdit ve inhisarı kabul etmez. Şu halde Kur'an, akıl çerçevesinde sınırlı bir öğüt kitabı değildir. Kalp sahipleri için indirilmiştir. Aklın işi tahdit ile tek bir esasa bağlayışı, oysa hakikatin kendi nefsinde böyle bir tahdit ve inhisarı kabul etmeyişi, aynı zamanda insan faaliyetiyle bütün fikrin kurulamazlığını da açıklamaktadır. Ben ve fikir. Bilmek demek, bir takım fikirlere sahip olmak demektir. Benim bilgilerim, demek oluyor ki, hiçbir hasse duyuma bağlı değildir. Esasen ben, ancak benim üzerimde başka intibalar bırakan nesneler hakkında, bu intibalar ile zaten bende bulunan fikirler arasında yaptığım kıyaslamalar vasıtasıyla hüküm veririm. Demek oluyor ki, bende bir takım hasseler bulunmazdan önce bir takım fikirler vardır. Fakat bu fikirleri ben kendime kendim mi verdim? Şüphesiz ki hayır. Böyle bir şey nasıl olabilir? İnsan kendi kendine bir üçgen fikrini vermesi için bu fikrin zaten kendisinde bulunması gerekmez mi? Şimdi eğer bu fikir bende bulunmuş olsaydı ben bunu kendime vermezdim. Demek oluyor ki ben kendi kendime bir takım fikirlere sahip olan bir yaratığım. Fikirler benimle birlikte doğmuşlardır. Kısacası, insan aradığının ne olduğunu bilmeden, bulduğunun da ne olduğunu bilemez. Bilinen ve bulunan aranır. Mutlak varlıkın kabulü şartını doğuran bu meseleyi açıkladığımız zaman, insan faaliyetine bağlı her türlü arayış veriminin mutlak fikre nispet usulünün ana esasını da çerçevelemiş oluruz. Varlık keyfiyetimizin oluş içinde imkana açılması, hali hazırdaki keyfiyetimizin olunacak olanı gösterme işidir ki, hep olanın ötesinde bulunan imkan varlık, mutlak varlığın kabulünü gerektirir. Mutlak varlığın kabulü ise zorunlu olarak imkan, keyfiyet varlığının alemdeki varlığımızdan önce olmasıdır. Keyfiyet halindeki varlıktan bağımsız,
alemdeki var olmaktan bahsedilemeyeceği gibi, alemde varlığın oluşu boyunca gerçekleşen keyfiyetten bağımsız da oluştan bahsedilemez. Daire sırrı içinde varlık ve oluş. Öte yandan, varlığın keyfiyetinden bağımsız oluştan bahsedilemeyeceğine göre, madde, bitki, hayvan ve insanın oluşu onun imkan varlığına bağlıdır. Keyfiyetin halk alemindeki görünüşten önce var olduğunu bildiğimize göre, alemde her varlık derecesini birbirinden ve her dereceyi kendi aralarında türlere ayıran keyfiyet, her varlığın oluşunun o varlığa bağlı olması özelliğiyle, keyfiyet halindeki varlığın alemdeki beliriş dereceleridir ki, o keyfiyete işaretken o keyfiyet olmayışlarıyla şuurda ruhun fakültelerini belirtirler. Böylece alemde varlıklar hem birbirine karşıdırlar hem de her şeyin zıttıyla kaim olması ölçüsüyle aynı varlığın tamamlayıcısı vasıflarını teşkil ederler. Varlık ve oluş, o şeyi o şeyi yapan keyfiyet olarak değişmez. O şeyi daha önceki hale göre değişik kılan oluş bakımından değişir. Bu bakımdan varlık ve oluş dışa doğru değişik beliriş ve görünüşleriyle toplu ve merkezi olarak ifade edilirken, içe doğru değişik usul, esas ve kurallarla ele alınabilirler. Birbirlerine ait sıfat ve tavırlarla açıklanamazlar. İnsan ve hayvan. İnsanın bariz vasfı şudur, şuurdur. İnsanın bariz vasfı şuurdur. Ben yönünün ve kendinin görünen bir varlık olduğunun fark ettiricisi şuur. İnsandan başka hiçbir canlı ve hayvan kendi görüntüsünü tanımaz ve görünen bir varlık olduğunu bilmez. Tabii ki kendi üzerinde ve eserlerinde hakikatini inceleyerek davranışlarını tayin etmek gibi bir çile sahibi de değil. Mesela büyük taklit yeteneği olan maymun. Maymunun hareketleri bizim şuurumuz tarafından manalandırılır ve taklit kabiliyeti belirlenirken aslında bu onun içgüdü dünyasındaki sır içinde neyse o davranışıdır. Bunun dışına çıkmış değil, içinde. Papağan misali aslında çok daha manalı. İnsanın dil içinde doğduğunu, ruha bağlı akıl keyfiyetini onunla bulduğunu, onunla düşündüğünü, hayvandaki içgüdü ile var olan sürü görüntüsüne mukabil toplumunu dil vasıtasıyla kurduğunu, hayvan sürüsündeki ben ve öbürü ilişkisi veya ben ve çevre alakası değerlendirmesinden uzak tipe karşılık insanın toplumda varlık ve toplumda fert oluşunun idrakına dil ile erdiğini, eserlerini onunla yükselttiğini, öğrenerek düşünceyle yaşayabilen ve yaşamasını buna borçlu olan insanın dil sayesinde var olduğunu göz önünde tutarsak, konuşabilme yeteneği olan papağan, ki bu konuşma değil sesi taklittir, insanın öz keyfiyetinden pay sahibi mi diyeceğiz? Üstelik koltuk değneğiyle yürüyen bir adamın buna ihtiyacı olmayan karşısında üstünlük iddia edemeyeceği hakikati çerçevesinde papağanın tabiat karşısında maddi alet ihtiyaçsızlığı insana nispetle ayrıca üstünlük. İnsan konuşan hayvandır. Papağan da konuştuğuna göre, ama papağan konuşmuyor, ses çıkarıyor. Ne varsa ses üstü ve suret içi manada var. Konuşmadığı için de ağzından çıkan kelime ve cümleler bizim için mana ifade etse de düşünmüyor. Fakat bizde manası olan bu seslere bakıp benzerlik hissiyle hoşlanıyoruz. Maymun için de aynı şey. İnsanın davranışları tamamen ahlaki keyfiyet belirtirken, maymunun davranışları sureten bize benzese de içgüdü sınırındadır. Aslında bu misaller İnsandaki norm şuurunun düşürdüğü yanlışlığı gösteriyor ki, batılı bir sosyal psikolog bunun denemesini yapmıştır.
Denemeye katılanlara gelişigüzel seçilmiş rakamlar ve şekil serileri vererek, bu rakam ve şekil serilerinin hangi prensibe göre sıralandıklarını bulmalarını istemiş. Onlar da hakikatte olmayan bir çeşit kanun bulmuşlar. Üstelik böyle bir kanun olmadığı ve ellerindeki serilerin tamamen gelişigüzel seçildiği söylenince de keşfettikleri kanunları hararetle müdafaaya kalkmışlardır. Bu deneme, insan şuurundaki nizam ihtiyacını gösterdiği kadar seçilen bir yanlış nokta etrafında kendini teklif eden verileri toplamış ve toplayan düşünce ve toplum sistemlerinin zafiyetine de misaldir. Bayır aşağı akan bir suyun geçeceği yolları bulmasına bakıp da suya zeka atfetsek, donmasından buharlaşmasına ve bulut olmasına kadar her şeklini şartlara uyumun görünüşleri ve zeka delili diye alabiliriz. İşaretlediğimiz bu hata, varlık derecelerinin birbirlerine ait sıfat ve tavırlarla açıklanamaz oluşunu göstermek bakımından mühimdir. Dikkat! İnsan, kendi kendini kabiliyetleri ve imkanlarıyla yaratmış değildir. Topluluklarını dil içinde ve dil ile kendisini bulmuştur ve az veya çok belirgin şekilde de olsa bu topluluklarına dil içinde ve dil ile katılır. İşte bu sebepledir ki insan, topluluğa katılan fert olarak kendisine sosyal varlık adını verir. Bu ad aynı manada bir hayvan için hiçbir zaman kullanılamaz. İnsan, tür olarak düşünce, konuşma ve bilgiyi bir tekamül zincirinde sonradan elde ettiyse, önceki durumu onun tabii halidir. İster sürü, isterse tek tek kabul edilsin. Eğer ayrı ayrı yaşadıkları kabul edilirse, onlara uygun yaşayış şekli budur. Yani bu durumda, toplum halinde olmayı insan tabiatına ters bir vaka olarak kabul etmek gerekir. İnsanların geçici olarak yan yana gelmeleriyle düşüncenin doğduğu kabul edilirse, toplumun düşünceyle meydana geliyor olmasından hareketle, düşünce ve konuşmanın insan tabiatında arizi bir vaka oluşunu kabul etmek gerekir. Terkip hatası. Bir kısım için doğru olan bir hususun sırf bu sebepten dolayı bütün içinde doğru olduğunun iddia edilmesi tabii olarak terkip hatasını doğurur. Yerinde doğrunun genelleştirilmesi ve uygun yerinde kullanılamaması durumunda bu hata doğar. Şuuru istihsal faaliyetinden çıkarmak heveslilerine karşı şu güzel misal aynı zamanda terkip hatasına da aittir. İstihsal faaliyeti, düşünce ve şuur faaliyetini geliştirse bile, jimnastiğin vücutta bulunmayan uzuvların gelişmesine faydasının olmaması gibi, istihsal faaliyetinin de şuurun ilk meydana çıkış anında ona hiçbir fayda sağlamayacağı açıktır. Bir Marksist, bu hususu göz önünde tutarak bilginin doğuşunda, şuurun sıfıra indirildiği bir durumda hiçbir diyalektiğin işleyemeyeceğini ve en az miktarda şuurun ilk maddede bulunması gerektiğini söyler. Diyalektik materyalizmin iflasını, iflas etti demeden açıklama. Terkip hatası, yerinde doğruları yanlışta kullanmanın tabii bir neticesidir. Ve bütün beşeri sistemler, insani hakikate dayanan doğrulardan hareket ederken, denetleyici, mutlak fikrin dışında sistem oluşturmaya gitmekle mihraksız tümevarımın zafiyeti olarak formüle ettiğimiz duruma düşmüşlerdir. Buna mahkumdurlar. Nizam şuuru. Beşeri sistemlerin başlıca hatası, yanlış nizam hatası diyebileceğimiz şeydir. İnsanlar tamamen gelişigüzel hadiselerden bir nizam kurmaya karşı derin bir temayüde sahiptirler.
gelişigüzel hadiseleri belli bir kanuna göre cereyan ediyormuş görmek çok kolay olduğu gibi, bu idrak bir defa teşekkül ettikten sonra da eğer tahkiki zorsa kanun kendisini ispat edecek durumları bizzat sağlayabilir. Batıl itikat işte budur. İnsan şuurunun normatif karakteri normatif şuur. Maddeci diyalektik kanunlarının tabiata yöneltilmemesini isteyen Sartre'nin böylece Marksizmi zımnen iptal etmekte oluşunu dikkate almaksızın yaptığı bir açık oturum konuşmasının doğruları tezimizi zıttından delillendirmektedir. Birinci kısımda geçen bu konuşmayı tekrar hatırlatalım. Tabiat diyalektiği olabilmesi için tabiatın bir bütün olması gerekir. Gerçekten Marx, tarihin diyalektik oluşumunu tanımlarken üretim ilişkilerinin bir bütün teşkil ettiği fikrinden hareket ediyor. Önemli olan budur. Diyalektik kanunlarının kolayca anlaşılması kısaca şuradan geliyor. Bu kanunlar her zaman durumunu muhafaza eden ve toplumu tüm olarak ortaya çıkaran bütünleme hareketinin açık ifadeleridir. Toplum her bütünden başlamak suretiyle bir örgütlenme oluşumuna girer. Bir gerçek seviyesi diyalektik olunca bütün türler tüme bağlanır. Oysa tabiat içinde özel bir fiziko-şimik vakayı tabiat bütününün ifadesi olarak düşünebilir miyiz? Tabiat en modern fizikçilerce haklı olarak bir sonsuzluk ve hatta sonsuz derecede bir sonsuzluk sayılmaktadır. Fakat birçok seviye varsa tabiat her seviyede sonsuzdur ve bir seviyeler sonsuzluğu vardır. İnkar etmeyi düşünemediğimiz bu sonsuzluk bir gerçektir. Her yanda rastladığımız ve dokunduğumuz bir gerçek. Böyle bir gerçek ise her türlü bütünü ortadan kaldırıp dururken diyalektik olabilir mi? Tabiat sonsuz olursa sonsuzluğun vahid birimi olmadığından bütünlüğü herkes bozacak şekilde birbirinin üzerine binecek olan sistem sistemleri ve vaka sistemleri geçecek elimize. Rastlantıyı en büyük güç olarak tasarlamamız gerekecektir ki bunun sebebi şudur. Sonsuzluğun bütünleme yapılmadan ele alınması bazı mekanik filozofların gösterdiği dağınıklığa düşmek olur. Tabiatın sonsuz derecede sonsuz olduğunu, ki öyledir zaten, düşünürsek ve diyalektik kanunları da bu sonsuzluktan başlayarak göz önüne alırsak, bu kanunlar seriler ve çatışmalarının sonsuzluğu ile dağılır gider. Mesela sonsuzluğunda bütünlük olmayan bir tabiat içinde diyalektiğin kanunlarından biri olan nefyin nefyi, olumsuzluk olumsuzluğu, kesin olmayan bir netice verir. Bir sistem gelişir, bir süre sonra olumsuz sayılır. Fakat bir başka oluşum gelerek hem olumsuzluğu ortadan kaldırır hem de sistemi. Bu olumsuzluk olumsuzluğu olumlu bir şey getirmez. Basit bir yok oluştur o. Demek ki diyalektiği tabiata taşımak ileri sürülürse ortadan kaybolan şey diyalektiğin ta kendisi olur. Ruh ve dil. Ruhun mahiyetini ve görünüşlerini mevzu alan her incelemenin üzerinde yer alması gereken büyük hakikat şudur. Hangi yoldan gidersen git, ruhun sınırlarını keşfedemezsin. Öylesine derin manası vardır onun. Bahsedilen derin mana, yaşanan hadiselerde fark edilen varlığın bizzat kendisi. Bir ruhun, alemin asıl mevcudiyetiyle ortadan kaldırılması imkansız ayrılığına rağmen koparılmaz biçimde sıkı sıkıya kenetlenişi, hatta önce eşit oluşudur. Bu derin dibe insanın ne bilgisi
ve ne de sezgisi inebilir. Fikri kavrama imkanları bu noktada o derece işlemez ki, verimli bir soru ortaya atılması hususunda bile başarı kazanılamaz. İnsanın bir dil içine doğduğunu söylüyoruz ki ya, dil gibi gerek mahiyeti ve gerekse gerçekleşmesi bakımından tamamen ruh alanından kaynaklanan bir mevzu incelenirken, bu durumu hatırda tutmak özellikle yerinde olur. İlk dil ve ilk doğru, ilk insanla vardı. Ve ilk insan, ilk peygamberdi. Bunun üzerinde duracağız. Bilginin doğuşu. İnsan bildiği için mi faaliyet göstermektedir? Yoksa faaliyet gösterdiği için mi bilmektedir? Eğer bildiği için faaliyet gösteriyor ise o halde aramak niye? Eğer faaliyet gösterdiği için biliyor ise ne aradığını bilmeden bulduğunun da ne olduğunu bilmez ki. Mesele bu şekilde ortaya konulduğu zaman görüldüğü gibi şuurun kaynağı söz konusudur ki akıl olmadığı besbelli. Yakından bakarsak tecrit ve kutuplaşma birbirini destekleyen kavramların bir noktada birlurlaşmasıdır. Varlıkta alakalardan sile sile derinleşebildiğinde her şey ruh ve madde kutuplarında toplanır. Akıl bir şeyi kuşatınca anladığına göre aklın anlayacağı kemiyetler ve keyfiyetler alemiyle yani halk alemiyle sınırlıdır. Ruh ise halk aleminde cesetle birleşmesine rağmen her türlü keyfiyetten uzak olduğu için aklın sınırları dışındadır. Burada akla düşen pay ruhun bilinmezliğini bilinmezliği içinde bilmektir. O halde ben şuurunun kaynağına inerken akıl ve ruh kutbunun son tecridinde ruh kalır. Ruh olmadan madde olmuyor ama madde olmadan ruh oluyor. Ya ruh hakkındaki bilgim? Ruhu ruhun ruhla sezilişi halinde ruhi çaba ile biliyorum. O halde her türlü bilginin kaynağı olan tecrit de bu çabaya bağlıdır. Büyük Doğu mimarının ifadesiyle eşya ve hadiselerin varlığı kendisini kendi zati varlık heyetinden evvel bizim inanmamıza borçludur. Bu hakikati başa alırsak bilginin eşya ve hadiselerin muhtevasından şuurun çıkardığı form oluşunu görürüz. Bilgi bütün insani verim şubeleriyle insan ve toplum için olduğu kadar kendi öz cevheri içindir ki bu meselelerin mücerret fikir planında ele alınması gereğini gösterir. Eşya ve hadiselerin cevaplarını kendilerine sorulan soruların mahiyetine göre verişini ve bilginin kendi öz cevheri için olmadan insan ve toplum için olamayacağı hakikatini göz önünde tutarsak meselelerin hallinin ancak hikmet planında yani eşya ve hadiseleri tasarruf verimlerinin kendisine nispet edileceği ideal değerler araştırmasıyla ele alınarak halledilebileceğini görürüz. İlmin, mücerret fikrin görünür nispetler içinde kalıplaştırılması işi olması, mücerret fikir olmadan ilmin doğmayacağına ve mücerret tefekkürden suyu kesik ilmin giderek kuru kalıp tekrarlarına döneceği ve hayata ters bir donmaya varacağını anlarız. Burada ortaya çıkan diğer bir ders daha vardır ki o da hakikatleri konuşturacak anlayış mihrakının gerekliliğidir. Varlıkın dereceler halinde tezahürünü kavrayarak ve halkın dili hakkın dilidir diyen evliya kelamından pay alarak her mevzuun öğrenilmesi gereken ayrı bir dil oluşunun şuuruna erelim. Bilginin doğuşunu doğrudan doğruya ruhi çabaya dayandırmak aynı zamanda mutlak fikrin gerekliliğini bedahet halinde göstermektir. Bir tespit.
Günümüzde metafiziğe ilginin ortadan kalktığını söylerken, bir başka bakımdan metafiziğe ihtiyaç doğduğunu da unutmamak gerekir. Kainatın ve insan varoluşunun manası sorusundan çıkan metafizik ihtiyaç günümüzde daha da artmıştır. Kainatın bir bilmece oluşu ve meseleleri üzerindeki şuur, tarihin hiçbir döneminde bugünkü gibi büyük olmamıştır. Öte yandan, insanın bugünkü toplum hayatının ekonomik, siyasi, içtimai ve kültürel meseleleri üzerine açık bir tutum takınması da hiçbir zaman bu kadar beklenmemiştir. Metafizik ihtiyaçlarla kuşkucu tutum arasındaki zıtlık, bugünkü insanın hayatında gerginlik meydana getiriyor. Hayatın manasının bilinmemesi ve hayattaki güvensizlik yeni meseleler çıkarıyor. Mihraksızlığın doğrudan doğruya bunu azdırıcı bir sebep teşkil ettiğini anlamak için şartların doğurduğu iş bölümü vakasını ilimde seyretmek yeterli. İlimde iş bölümü arttıkça alimler de bütünü gittikçe gözden kaybederek sınırlı bir alana saplanmakta. Bu da onları dar kafalılığa sürüklemektedir. Böylece iş bölümü günün birinde ilmin yıkılmasına sebep olacaktır. Gerçekten de uzmanlığın artması herkesi belirli bir noktada çalışmaya sürüklüyor ve parça üzerinde çalışmalar toplu görünüşün aleyhine işliyor. Tabii ki dava uzmanlığına karşı çıkmak değil. Bütün fikrin gerekliliğini idrak etmekte. Mesela bugün özellikle müşahedeye dayanan tabiat ve sosyal ilimlerde gerçekliği olmayan ve çürütülmüş teoriler adeta bardak bulunmayan yerde zaruri olarak oturaktan faydalanma gibi muhafaza edilmekte. Veriler de bu çerçevede güya teorilere mevzu olmakta. Neticede de büsbütün dağılmayla kupkuru müşahede halinde bir seyir mevzuna dönmektedir. Şuur ve malum. Geist, malum, kendisi obje, nesne haline getirilemeyen biricik varlıktır. O, saf ve halis bir yapıp etmedir. Onun varlığı, kendi faaliyetlerini hür bir şekilde gerçekleştirmesine dayanır. Malumun merkezi olan kişilik, ne obje, ne de eşya gibi bir varlıktır. Muhakkak olan bir şey varsa, o da her türlü doğrudan doğruya tesir dışında malum geist ile şuurun asla birbirine irca edilemeyeceğidir. Şuur, malumun özü değildir. Onun ancak ve yalnız istikrarsız keyfiyetidir. Hatta hazır bulunan bir keyfiyetten ziyade ekseriye hazır bulunmayan bir keyfiyettir de. Kendinde olmak küfür, kendinden geçmek iman hikmetinin pay kapılacak geçitlerinden biri bu bahistir. Allah'a varma hayat idealine bağlı olan biz, insanın kendisini, kendi varlığını Allah için ortaya koyma hareketini, rızası Allah'ın rızası olmuş insan gayesi şeklinde, malum ruh hareketleri yönünde Allah ile insanın her manada birleşmesini koyuyoruz. İslam büyüklerinin ölçüsü de şu: mutlak tevhid mümkün değildir. Kendi başına var olan varlığın düşünülmesi ve obje nesneleştirilmesi mümkün değildir. Bildirdiği üzere o, kulunun zannı içindedir. Burada ruh ve ruhi çaba mevzunun girişinde yapmış olduk. Varlık sırrına yaklaşma. Allah hiçbir hükümle mahkum ve hiçbir ilimle malum değildir. Onu mahlukunun kavrayış haddine sokarken her hüküm nasıl ve ne türlü olursa olsun yanlıştır. Orası insan için nihai hayret ve mutlak gaflet makamıdır ve o diyarda münhasır bilgisizlikten başka bir şeye yer yoktur. Kendinde olmak küfür, kendinden geçmek iman hakikatini yaşayan batın yolu kahramanları, mutlak fikir ışığında varoluş zamanını kelime üstü hakikatiyle yaşayan ve gaye insan ufuk peygamberde nihai kemali temsil olunan bu mananın topografyasını çıkaranlardır.
onların kelamına yaklaşma edasıyla birlikte zehir yese onu şifaya çevirecek diyen bir bünye hareketini ve hürriyet hamlesini ölçülendirelim. Varlık sırrına doğrudan doğruya bir yaklaşma canlı iştirakle olur. Ve varlık içten bir bağlantı ifade eder. Ben veya vücut bir bilgi meselesi değil, kendi hareketleriyle kendini tayin eden şahsiyettir. Başkalarını var oluşan bir tarzda bilmek, onları eşya gibi görerek değil, fakat hürriyetleriyle yakınlık kurarak olur. Ben, kendi içine dönerek sadakatini yahut ihanetini gördüğü zaman hürriyetini keşfeder. O halde bu çerçeve içinde zaman, fizik vakaları ölçen ölçü zaman değildir. O, insanın varoluşuna aittir. Ne mücerret, desteksiz bir kavramdır, ne de tabiatta vardır. Yine bu çerçevede görülüyor ki, hürriyet en ileri ve gelişmiş zorunluluktur. Bir başka ifadeyle hürriyet, zorunluluğun şuuruna varıştır. Zorunluluğun şuuruna varmada da bilgi bize hürriyeti getirir. İlimde genel olarak var olanın ilmidir ve var olanın bilgisi olduğu ölçüde ilim vardır. Hakikate erme çabası başlığı altında meselenin üzerinde tekrardan duracağız. Bilmeden bilmek. Başkası olmasa da büyük zaman muamması kafi bir mucize değil midir? Zaman dediğimiz o hudutsuz, sessiz, duraksız şey ki hızla akar, atılır ve denizlerin meddi gibi her şeyi kucaklar. Üzerinde biz ve bütün kainat buğu gibi, şimdi var ve bir an sonra yok olan hayaller gibi dalgalanırız. Evet, bu kelimenin tam manasıyla bir mucizedir. Bizi müebbetten dilsizliğe mahkum eden bir şey ki onun hakkında söyleyecek bir tek kelimemiz yoktur. Bilmeden bilmenin en güzel örneklerinden biri zaman. Bir mütefekkirin güzel ifadeleriyle bunu pekiştirelim. Alemin varlığından önceki bir zaman düşünülemez. Siz hiçbir zaman bir şey yapmadan kalmadınız. Çünkü zamanı siz yaptınız. Eğer zaman ezeli olsaydı, zaman olmayacaktı. Vaka zaman nedir? Onu kolayca kim açıklayabilir? Onu kelimelerle kim ifade edebilir? Ama yine de bize ondan daha mahrem ne vardır? Zaman nedir diye kimse bana soramaz. Onu biliyorum. Eğer bana sormuş olsalar ve ben açıklamaya kalksam, onu artık bilmiyorum. Fakat kuvvetle söyleyebilirim ki, eğer bir şey geçmiş olmasaydı, geçmiş zaman olamazdı. Olacak bir şey olmasaydı, gelecek zaman olmayacaktı. Şimdi bir şey olmasa, haldeki zaman olmazdı. Geçmiş ve gelecek, bu iki zaman nasıl vardırlar? Geçmiş artık yoktur ve gelecek daha olmamıştır. Hale gelince, eğer o hep hal olarak kalsa ve geçmişe karışmasaydı, zaman olmaz, ezelilik olurdu. Hal daima geçmişe karışıyorsa, onun var olduğunu nasıl söyleyebiliriz? Öyleyse zaman vardır ve artık var olmamaya meyleden şeydir. Ruh ve ruhi çaba. Alemde varlık birbirinin arazı ve ruh sırra nispetle de onun görünüş arazı. Buraya kadar düşünebiliyoruz. İman, varlık ve oluş, idrakı idrak etmek,
zaman idraki meseleleriyle iç içe bir mesele. Her şeyden önce sorulması gereken soru, insanın kendi hallerini ve çevreyi nesne şey haline koyduğu için mi düşünüyor olması, yoksa düşündüğü için mi nesne şey haline koyuyor bulunmasıdır. İkisi de ben keyfiyetimizden, ruhun ruhla bilinişinden. Bilen ruh, bileni bildiren ruh, bilinen ruh. Allah, Kur'an'da insan için buyuruyor. Ona kendi ruhumdan, kudretimden üfledim. Yakından bakarsak, çocukluğumuzdan yetişkinliğe kadar her dönemde değişik kültür keyfiyetinde göründüğümüze göre, oluş içinde kendimizi idrak ediyoruz. Aksi takdirde, oluşun hakikatine terslik ve cevabı içinde şu soru: madem ki biliyorum, aramak niye? Diğer yandan insan aradığının ne olduğunu bilmeden bulduğunun da ne olduğunu bilmez ki. Aksi takdirde varlık hakikatine ters. Çünkü varoluştan bahsedebilmek için her şeyden önce var mevcut olmak gerekmez mi? Bu iki zıtlık ruhun ruhi çabayla bilinişi gibi. Bulunan ve bilinen aranır, hakikatinde bitişiktir. Kendimizde ve çevremizde bulduğumuz şey, gerçekleşmeden önce mümkün olma özelliğiyle var ve oluşla halin içinde. Bizzat ben, benden gizli ve kendi kendimizin sırrıyız. İşte ölçü. Kişi kendini bildiğince Rabbini bildi. Ve diğer bir ölçü. De ki, ruh Rabbimin emridir. Topyekün varlık bir kitabın, yani mutlak fikrin gerçekleşmesidir. Varlık sırrının hakikati ve oluşun kendine nispetle gerçekleştiği öz ve petek. Neticede alemde varlık ve oluş keyfiyetini sımsıkı pençesine alan sır keyfiyeti yine bende. Oluş içinde kendimi idrak ediyorum. Ve olduğum, gerçekleşmeden önce bende var olan. Tıpkı bir plak üzerinde tespit edilmiş sesin, pikapta dönerken temas ettiği tek nokta, iğne ucunda, sese gerçekleşmeye dönmesi gibi. Burada anlaşılması gereken en önemli husus, oluş ile oluşmak arasındaki farktır. Şöyle: alemde varlık birbirini destekleyen kavramların yığılması halinde iki kutupta toplanır. Ruh kutbu ve madde kutbu. Biri ruhun, diğeri nefsin yoludur ki insanoğlunun halk alemindeki memuriyeti de kalp hakikatinde bitişik bu kutuplardan birinden birini gerçekleştirmektir. Bu kutupların gerçekleşme keyfiyeti oluşmak, tamamlanmaktır ve her iki kutupta muvazene amili, her insan ve kültürde ayrı ruhi yapıyı gösteren ruhi çabanın bağlı olduğu madde mekan zıttı olarak ruhtur. Her kültür ve giderek her insan ruhun zaman mekan birliğindeki varlığını, yani görünüşünü, tamamlılığını oluşmakın temsil ettiğine göre her insan ve her kültürde ayrı ve farklı olarak görünen ruhi muvazene, her birinin kendi mizaç aynasında gösterdiği külli ruhtur. Hiçbir şey o değil, o her şeyde. Her şey bütününün unsuru olarak kendi oluşmak, tamamlanmak içinde doğuyor ve ölüyor. Hayat, tıpkı bölünmez ve parçalanmaz lezzetin unsurların keyfiyetinde tecelli ederek ve hep unsur üstü unsur olarak kalması şeklinde zıtlar arasında akıyor. Unsur oluş, bütün oluş içinde ve unsur varlık, bütün varlık içinde. Meseleyi burada kesersek, çıkacak netice şudur ki, Allah ile Resulüne iman olmadığı yerde bu tecellilerden hiçbiri diğerinin nispet ölçüsü olamaz. Ve bu takdirde de hayatın gayesi
varlık ve oluşun hakikati, bunlarla iç içe olan zamanın gayesi, meselelerinin çözümü yoktur. Peygamberler olmasa medeniyet olmazdı. Ve ferdin hakikati bahislerinde üzerinde duracağımız bu meseleler, bizim zıtlarımızı kendi diyalektikleri içinde kelepçelemek usulümüzü de gösterecektir. Hemen söyleyelim ki, zamanın gayesinin olmadığı yerde ne zaman var, ne iş ölçüsü, ne insan. Ruh ve düşünce. Düşünülebilecek her şey, onu düşünen kişinin ruhunda bir tasavvurdur. Bundan dolayı ruhlardaki tasavvurlardan başka bir şey düşünülemez. Sırf mantıki bir alanda bile yeni olana ilk ulaşan akıl değil, sezgidir. Hakikate erme çabası. Hakikat, belirsiz varlıklarla ideal varlıklar arasında birinciden ikinciye yükselen hür bir çabanın doğurduğu terkiptir. Hakikat hükmü, bir ihtimaller kadrosunda ihtimali hükümlerin zirvesinde meydana çıkan ideal kesinlik hükmüdür. Orada hakikat hükmü, yüksek dereceden ihtimalin kaba bir takribi yaklaşıkı değildir. En yüksek ihtimal dahi kesinlikten ayrı kalır ve birincisi vaka, ikincisi ise idealdir. Vaka ile idealin hür bir çaba fiilinde birleşmesi hakikat hükmüne götürür. Mutlak kesinlik ise ideal olarak kalır. Fakat çabanın yaptığı terkip, parçanın, bütünün habercisi olması hikmetiyle bizi oraya yaklaştırır. Bu görüşte pratikten teoriye, fertten bütüne, ihtimaliyetten kesinliğe doğru gidiş daima hür çabanın eseridir. Kesinsizlik ilkesi bu terkibi imkansız hale koyamaz. Çünkü ilk vakanın belirsizliği kesin sebep sonuçla aşılarak yine kesinlik idealine doğru çevrilmektedir. Hürriyet, belirsizlikte veya kesin sebep sonuçun şuurunda değil, irade, zeka ve sevginin birlikte çalıştıkları ruhun çabasındadır. Yine hakikate erme çabasıyla birlikte hakikatin niteliği bahsini kucaklayıcı bir soruya bakalım. Hakikat mutlak mıdır, izafi midir? Herkes için hakikat olan, ona hakikat görünendir. Bunun ifade edilişinden beri izafilik daima zanların farklı olması vakasına dayandı. Ancak burada gözden kaçan nokta, şu halde izafi olanın hakikat değil, zanlar, hakikatin zanlı, zan hakikat olmasıdır. Birbirinden farklı olan zanlardan her birinin kendisini hakiki bir zan olarak kabul etmesi, tek ve mutlak bir hakikatinin bulunmasını şart koşar. İş ve şuur. Şuurun içe ve dışa doğru yöneldiği mevzularla anlaşılması veya anlatılması, kısaca iş, hareket ve verim şubelerinde görünmesi ve bilinmesi, hep ben değil benden sırrıyla bilinmez oluşuna ve bilinmezliği içinde bilinişine işaret. Bütün bunlar bir İslam büyüğünün işaretlediği hikmet içindedir. Kişi üzerinde bulunduğu işin zamanı içindedir. Evet değerli Radyo BD ve Furkan FM dinleyici gönül dostlarımız. Bugünkü okuma bölümünde bu büyüğümüzün sözüyle noktalamış olalım. İnşallah başka bir akşam kaldığımız bölümden devam etmek üzere. Cümlenizden Allah razı olsun. Bu akşam bütün fikrin gerekliliği, iktidar, siyaset, hareket isimli Sayın Salim Rıza Beyoğlu'na ait eserden ikinci kısmı okumuş olduk. Kaldığımız yerden devam etmek üzere. Şu anda sizlere hayırlı akşamlar diliyorum.